Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İklimin Aradığında bir oyun oynuyoruz. Böyle dikey çekilen oyunları facecamsiz yapmaya karar verdim arkadaşlar. Ve bu serimizin adı Bir Madeninin Hikayesi. Nakitimiz 122 AA ve altın madenini açmak için 76,8 AB biriktirmemiz gerekiyor. Yine köydeyim arkadaşlar. Ama facecamsiz yapacağım dediğim gibi videoyu. Süper nakitimiz 53. Bakın, asansör ne kadar getiriyor bir çekişte? 2,6 AA. Çok iyi ya. Hileli falan değil arkadaşlar. 94 geliştirmeli miyiz ya? Şimdi de AB'ye yükselip şu altın madenini açmak istiyorum. Geliştirmeyeceğim onu. Ne kadar geliştirirsek. Yani işte kapasitesi. Toplam çıkarması 204'e yükselecek. Saniyede. Herhalde S ne anlama geliyor ki? İşçi kapasitesi artmayacak. Tamam. Şimdilik pek yapmaya gerek yok. Bana zaten idareci yöneticiler var. Lazım. Mesela Şamsi abi. Bu adamı 40 dakika falan kullanamıyorum. Çok iyi ya. İdareci, kazmacı. Bu oyunda arkadaşlar bence kazmacı kullanın. Hiç hızlandırıcı, hani hızlandırıcı menajer kullanmayın. Ben zorunlu olduğumda birkaç kere kullanıyorum. Yani zorunlu olduğumda. Evet. 10. seviye. 10. şeye geldim. Maden kuyusuna. Ve şurada yeni kuyu diyor ya bak. İki noktanın arası görüyor musunuz arkadaşlar? Ben galiba bir şey tuttum ya. Herhalde videoya giriş yapmadım var ya. Ya da istediğim gibi bir giriş yapmadım. Neyse. Boş ver. Şu iki dokunma arasındaki yeni kuyu işaretini görüyor musunuz? İşte o dur. Orada bir bariyer vardı. O bariyeri kaldırmanız için 15,6 AA biriktirmeniz gerekiyor. Tabi benim için çok az bir para. Çünkü 157 AA param. Çarptım da 26 bu arada. Evet. Bugün günlerden Perşembe 9 Ağustos saat 18 50 neredeyse 7'ye 10 dakika var. Haberler birazdan başlayacak. Vlog videosu atacağım arkadaşlar. Vlog gelecek. Şu güç ne işe dur. Nerede o? Şu güç ne işe yarıyor arkadaşlar? Şu güç. Dolar indirici. Bu ne? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben de bilgi edineyim ya. Bu ne ki? Tamam hadi. Leonardo Labak'ın gücü idareci ve koşturuyor. Bu da koşturuyor. Bu ne? Şuna şuna bak. Dolar indirici ne? Bu taşıma şeyinin üstündeki bir şey var. O ne? Yükleme hızı güçlendirici diyor. Diğeri de eksi %40 iyileştirme bedeli. Ha, yükleme hızını güçlendiriyormuş. Tamam. Ama dolar işaretini çok merak ediyorum ya. Onda yazıyor ama işte ben anlayamıyorum. Hayır. Bunu geliştireyim mi ya? Bence geliştirmeyeyim. Anket koyacağım arkadaşlar. Bu 10. maden kuyusu 10 seviyesini geliştireyim mi? Yani 42. seviyeyi yükselteyim mi? Yükseltmeyeyim mi? Benim tarafım yükseltmemek yönünde. Allah. Lan şansı yönetici şey alamam.
Ulan sen o şey. Neyse kalsın ya. 1.49 ağa çekiyoruz. Şimdi bakalım bunlar ne kadar veriyor yönetici olması da. Ay göremiyoruz ya. Şu da asansör azıcık daha yavaş gitse daha iyi ya. Çok hızlı gidiyor. Ben toplayamıyorum. Bu arada 200 A inşallah 200 A çabuk ulaşırız da videoyu bitiririm. 200 A'da bırak yani bitirmek istiyorum videoyu. Ve arkadaşlar ikinci bölümde büyük ihtimal AB'ye ulaşacağız ya da üçüncü bölümde ulaşacağız. Çünkü ben günler sonra çekeceğim video belki. Çünkü hani aha ikinci madende 100 T'ye ulaşıyoruz artık. O kadar geliştik. Bak ben 60 T'ye 50 T'ye razıydım. Bak şimdi 100 T'yi aşıyor. Bazen AA bile oluyor yani. Arkadaşlar. Oyun böyle ya. Beklemekle geçiyor ama. Azıcık sıkıcı diyebilirim. Şimdi itleminör ne zaman çıktı ya? Bu oyun ne zaman çıktı? Bu arada oyunun adı itleminör. Maden yönetiyorsunuz. Bu serimizin adı da Bir Madenin Hikayesi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu itleminör bir de ne zaman çıktı ya? Yorumlara yazsanız da bu itleminör ne zaman çıktı? Bana kalırsa 3-4 sene önce falan çıkmıştır. Belki de daha fazladır. Belki de daha fazladır. Bilmiyorum. Şu an bilmeden hiçbir şey diyemeyiz. Vallahi azıcık sıkıcı geçecek bu seri. Size 3 sorum var. Yok. 2 sorum olsun. Yok. 1 soru. Tamam. Facecam açayım mı 2. bölümde? 1 sorum bu. Facecam açayım mı? Ve 2. sorum. 2 soru yapayım madem. Şu 10. kuyuyu 42. seviyeye yükselteyim mi? Bunun için videonun altına 2 tane yorum bırakacağım. Bir tanesi neydi lan ilk sorumuz? Bir tanesi neydi ya? Bir tanesi şunu yükselteyim mi? En çok like al- bak. Bunu yükselteyim mi? Bunu yükseltmek için ne kadar like gelirse hani böyle yorumu ne kadar beğenirseniz o kadar. Yani mesela sizden 3 beğeni mi istiyorum bunu yükseltmek için? 3 beğeniden fazla getirin. Ya da 3 beğeni getirin. Hadi bak. Bunu yükseltmek için sizden 4 beğeni istiyorum kendi yorumuma. Yükseltmek için 4 beğeni kendi yorumuma. Neyse ya devam ediyoruz. Yine video karışıyorlar. Bu sefer de dedem. Şöyle bir ağzımda söylesem şarkı telip basar bunlar ya. Neyse. Onu da size sormuyor. Sonra yağmurla tutarım sizi. Neyse şunu yükselteyim mi? Bu yüzden. Bak. Yorum atacağım tamam mı? Yükselteyim mi diye. 3 like ve üzeri getirirseniz 3 beğeni ve üzeri getirirseniz kendi yorumuma hani beğeniyorsunuz ya yorumu. İşte ona getirirseniz o zaman bunu yükseltirim. Hem de 2 seviye yükselteceğim ulan hadi. 3 like gelirse. İkinci sorumu unuttum. Aslında 2 soru soracaktım. Neyse ben ona edit çekip altyazıdan sorarım yani. Drokörden. Neyse. İlk bölümümüz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada 218 AA'ya ulaştık. Ben 200 AA'da bitireceğim diye. Bu videodan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.